Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yüzümü değil sadece sesimi duyacaksınız. Sebebini de birazdan açıklayacağım. Şimdi geçtiğimiz haftalarda ben Oppo CMD Summit 2021 isimli bir etkinliğe katılmıştım. Bu etkinlik özellikle Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen ve İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikti. Oppo yeni ürünlerini bu etkinlikte tanıttı. Çeşitli ülkelerden gelen farklı gazetecilerle beraber ben de Oppo'nun yeni katlanabilir cep telefonunu görme fırsatı buldum. Oppo Find N isimli bu telefonu kısa bir süre kullandım. O yüzden şu anda elimde gösteremiyorum ama kullandığım sürece bir video çekme imkanım oldu. Bu videonun üzerine de bir şeyler hani anlatmak istiyorum size. Biliyorsunuz ben katlanabilir ekranlı telefonlar konusunda bazı düşüncelerim var. Hatta daha önce kanalda bu tarz bir videoda yayınlamıştım. Böyle ortadan ikiye katlanabilen telefonlar konusunda hani biraz büyük ve iri olduklarını düşünüyordum. Tabii ki Find N biraz böyle değil arkadaşlar. Neden? Biraz daha küçük tasarlanmış. Ekran boyutu anlamında baktığımızda biraz küçük tasarlanan bir telefon. Oppo Find N'in 7.1 inçlik bir ekranı var açtığımız zaman. AMOLED teknolojisine sahip bu ekran ve kapattığımız zaman da ikinci bir ekranda ön yüzde ortaya çıkıyor. O ekran ise 5.59 inç. Diğer modellerde mesela Samsung'un ve Huawei'nin modellerinde bu ekran boyutları biraz daha büyük oluyor. Ama Oppo biraz daha küçük bir ekran tercih etmiş. Bence bu güzel de olmuş çünkü telefon diğer modellere göre, diğer rakiplerine göre çok kalın değil. Ana ekranın çözünürlüğü 1792x1920 piksel. Ön ekranda ise bu değer 1972x988 piksel olarak belirlenmiş. Telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 888 chipsetinden alıyor. İki farklı da RAM seçeneği bulunuyor. Bunlar 8 ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM var. Ayrıca seçilen RAM miktarına göre telefonun depolama kapasitesi de 256 ya da 512 GB oluyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 11 tabanlı ColorOS 12. Kamera tarafında ise karşımıza şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. 3 modüllü bir ana kameramız var. 50 megapiksel ana kamera oluyor. 16 megapiksellik ultra geniş açı ve 13 megapiksellik telefoto olmak üzere üçlü bir kamera var. Ön kameramız ise 32 megapiksel çözünürlük sunduğunu söyleyelim. Şimdi söylediğim gibi videoda kısa bir süre kullanma imkanı buldum ve orada çekim yapma ancak elimizi çekerek hani gerçekleştirebilmiştik. O yüzden hani telefonu elimdeyken bir şey anlatma imkanım olmadı. Zaten bize teknik özellikleri de vermemişlerdi. Bu teknik özellikler daha sonra ortaya çıktı. Onu özellikle belirtmiş olayım. Pil tarafında ise 4500 mAh'lik bir pilimiz var ve bu pil 33 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarjı da destekliyor. Ağırlık tarafında ise 275 gram bir ağırlığımız var ve siyah, beyaz ve mor renk seçenekleri olacak bu telefonda. Telefonla ilgili önemli bir deneyimim daha var arkadaşlar. Şimdi ben Samsung'un modelini de kullandım. Huawei'nin modelini de gördüm. Onu uzun süre kullanma imkanım olmadı ama o da güzel bir telefondu her iki markanınki de. Ama onlarda arkadaşlar bir kat izi belli oluyordu. Yani telefonu kullanırken o açıkken daha doğrusu açtığınızda o katlanmış olan yerdeki o izi çok rahat hissedebiliyordunuz elinizle. Aynı zamanda gözünüzle de görülüyordu. Oppo Find N'de kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. O kat izi kesinlikle görülmüyor ve hani onu nasıl yaptılar bilmiyorum ama çok iyi bir menteşe sistemi var ve ekran da kesinlikle o hani katladığınız zaman o katlanma tarafı kapalıyken zaten hani göremezsiniz ama açtığınız zaman kat izini görmeniz mümkün değil. Burasını çok iyi yapmışlar. Helal olsun diyorum. Gerçekten de güzel olmuş. Şimdi belki birçoğunuz fiyatını merak ediyor bu telefonda ama henüz fiyatı tam belli olmadı. Fakat Çin'de 17.000 TL civarından başlayan fiyatla satışa sunulacağı iddia ediliyor. Tabii Türkiye'deki kurlar, şunlar bunlar derken o fiyatın muhtemelen 30.000 civarından başlamasını ben bekliyorum. Hatta daha yukarıda çıkabilir. Zaten katlanabilir telefonlar epey pahalı normal sürümlere göre ama artık normal telefonlar da pahalı olduğu için dövizdi, kurdu, şuydu, buydu derken bu katlanabilir telefonun ben 30.000 liradan biraz daha pahalı olabileceğini düşünüyorum. Onun da altını özellikle çizeyim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Oppo Find N katlanabilir akıllı cep telefonunu anlatmaya çalıştım. Bu modelle ilgili merak ettiklerinizi yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Thank you.